Merhaba arkadaşlar. Şimdi tıp fakültesinin birinci sınıfında ben neler öğrendim, tıp birinci sınıfı nasılmış biraz bu videoda bundan bahsedeceğim. Şimdi birinci sınıf aslında daha tam bitmedi, sınavlarımız henüz olmadık ama eğitim kısmını en azından tamamlamış olduk ve ben birçok şeyi görmüş oldum. En çok benim merak ettiğim şey tıp fakültesi aşırı mı zor, yani sürekli çalışmamız gereken bir fakülte mi? Bu soru geliyordu benim aklıma ve şunu fark ettim arkadaşlar. Tıpta öyle bir sistem kurmuşlar ki her sene gittikçe daha zorlaşıyor. Yani çalışmanız gereken miktar artıyor ve özellikle son sınıflarda hastanede geçtiği için daha da zorlaşıyor aslında. Bununla beraber birinci sınıf bence aşırı aşırı zor değil. Yani hobilerinizle ilgilenebiliyorsunuz. Benim birçok arkadaşım da çeşitli hobilerle ilgileniyor. Ben de işte hem kanalla ilgileniyorum hem de böyle ya çeşitli şeylere zaman ayırabiliyorsunuz. Sadece sınavdan önceki haftalarda çok yoğun çalışmak gerekiyor. Mesela bizim yaklaşık 5-6 haftada bir tane sınavımız oluyor, komite sınavımız. Ve ondan 2-3 hafta önce iyi bir yoğun çalışma yapmak lazım. Ama sınav geçtikten sonraki 2-3 haftada biraz daha rahat olabiliyoruz. Yani zorluk kısmı tıp birinci sınıf için bence aşırı değil. Yani öyle kütüphaneden çıkmadan sürekli çalışan bir tıp öğrencisi hayalinize gelmesin. En azından bu birinci sınıf için. Zorluk seviyesi bu şekilde. Konulara gelirsek arkadaşlar, öğrendiğimiz şeyler genel olarak temel bilimler. Yani işte hani şu an lisede de gördüğümüz aslında işte genetiktir, hücredir, hücrenin temelleri, işte vücudumuzdaki biyokimya ya da işte farklı olarak da anatomi var mesela, vücudumuzun temel bilgileri. Yani birinci sınıf zaten temel bilgiler olarak geçiyor öğrenim olarak. Yani öyle gidip de hastalıklar, tedavileri gibi yoğun değil de daha çok en temel şeylerden başlıyoruz. İşte organik kimyadır, biyokimyadır, biyofiziktir, işte anatomidir, bu tarz derslerimiz var ve bize genel olarak temelleri öğretiyorlar. Tabii öğrenim olarak arkadaşlar liseden biraz daha farklı. Yani böyle soru bankası tarzında olmuyor. Daha çok hocalarınızın slaytları oluyor. Hocalar bize slaytları atıyorlar genelde. Hem biz önden biraz çalışabiliyoruz hem de hoca anlattıktan sonra tekrar için çalışabiliyoruz. Ve hoca gelip slaytından anlatıyor ve bize isterseniz ders kitaplarının şu kısımlarını okuyabilirsiniz diyorlar. Ve bu ders kitapları arkadaşlar uluslararası kitaplar, yani tıpla alakalı yazılmış. Hani böyle çok kalın, böyle 400-500 sayfalık ders kitapları var. İstersek oradan açıp okuyabiliyoruz ya da hocaların slaytları da genel olarak oradan hazırlanmış oluyor. Genel olarak slaytlardan çalışıyoruz yani. Şu hani tıpçı notları, esprileri var ya, genel olarak onlar slaytlardan yola çıkıyor. Şimdi hocaların slaytlarına çalışıyoruz ve bizim komitelerimiz test usulü oluyor. Yani testten aslında tamamen kopmadık. Gene test soruları çözmeye çalışıyoruz, çıkmışları çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir süreç geçiyor aslında. Ama güzel yanı arkadaşlar ve liseden bence farklı olan yanlarından biri, derste öğrendiklerimizi arkadaşlar laboratuvara gidip test edebiliyoruz. Mesela mikrobiyolojide atıyorum hepiniz öğrenmişsinizdir bakteri diye bir şey. Hani öğrenmiştik aslında ama biz laboratuvara gidip bir bakteri yetiştirdiğimizde ve bakteriyi mesela antibiyotiklerle, çeşitli antibiyotiklerle öldürdüğümüzde ya da bir biyokimya laboratuvarına gidip mesela vücutla alakalı bir test yapabiliyoruz ya da işte genetik laboratuvarında çeşitli hücreleri inceleyebiliyoruz. Hani bu tarz aslında laboratuvarla ilişkili derslerimiz oluyor. Bu bence mükemmel bir şey çünkü öğrendiklerin havada kalmamış oluyor ve hani önlüğünü giyip gittiğin için falan bence güzel oluyor yani. Benim en çok hoşuma gidenlerden biri birinci sınıftaki bu laboratuvar kısımları oldu. Böyle bir süreç geçmiş oluyor aslında. Mesela laboratuvarlarımızdan bir tanesi de anatomi laboratuvarları. Orada çeşitli maketler oluyor. İşte hani vücut yapılarıyla alakalı hazırlanmış ve gerçeğiyle eş olarak kullanılan maketler oluyor. Ya da gerçeklerin korunmuş halleri oluyor. Bu tarz laboratuvar derslerimiz oluyor. Öğrendiklerimizin hepsini laboratuvarda pekiştirme imkanımız oluyor. Bence çok hoş bir şey aslında. Bir de öğrendiklerimizi arkadaşlar biraz daha detayına inebilmek bende farklı bir etki oluşturdu. Mesela lisedeyken biraz daha aslında bazı sorular ucu açık kalıyordu. Hani şey derler ya, lisedeyken işte seneyi öğreneceksiniz, üniversitede öğrenirsiniz falan. Artık bir şey öğrenmek istiyorsak sonuna kadar gidebiliyoruz yani. Bilinen son noktaya kadar araştırabiliyoruz yani. Bunu internetten de öğrenebiliyoruz. Bu beceriyi kazandırması bence tıp fakültesinin en büyük etkilerinden biriydi. Yani genel olarak tıp fakültesi birinci sınıfta arkadaşlar çok yoğun olmadan temel bilgileri öğreniyoruz ve bu temel bilgilerle beraber laboratuvar kısımlarıyla beraber bunu tanıyoruz. Bu en azından benim fakültem için bu şekildeydi. Eğer tıp eğitimiyle alakalı merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Onlarla alakalı da videolar yapmaya çalışacağım. Tıp fakültesindeki eğitim videosunu izlemediyseniz şuraya tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Orada da tıp eğitimini detaylı biçimde aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.